هنا. Çünkü problem insanların farklı fikirlerde, farklı inançlarda olması değildir. Eğer insanın hasıysanız, nerede olursanız olun bir kıymetsinizdir. O yüzden mesele Alevi-Sünni meselesi değil, Türk-Kürt meselesi değil, insanın hası olma meselesi. Siz dedim, kasabaya indiğinizde nereden alışveriş yapıyorsunuz? Köyün bir bakkalı var mı? Var dediler. Köyden bir arkadaş bakkallık yapıyor, ondan alıyoruz. Peki İstanbul'a gittiğinizde köyün bir bakkalını buluyor musunuz? Canım dediler, İstanbul'da köyün bakkalı mı olur? Peki neye göre alışveriş ediyorsunuz? E bakıyoruz dediler. Ucuz mu, kaliteli mi, iyi mi? Ona göre alışveriş yapıyoruz. İşte dedim, siyaset de böyle. AK Parti İstanbul gibidir siyasetin. Kalitesi iyisi orada. Ama CHP köyün bakkalı gibidir. Türkiye siyasetinde hala köyün bakkalından alışveriş etmeye devam edecek misiniz diye sordum. Hayır dediler. E çözüm sürecini konuşacağız. Cumhuriyetin en büyük projesi. Ne tür ihanetlere, ne tür entrikalara, ne tür alçaklıklara siyasi tarafını muhakkak kıymetli bakanımız Efkan Bey, arkadaşlar anlatacaklar. Ben de çözüm komisyonu başkanı olarak insan hakları komisyonundan oluşturduğumuz bir... Ne kadar görev yaptığınız değil, ne yaptığınızdır, ne eserler bıraktığınızdır. Değerli hemşerilerim, sıfatlar, makamlar gelip geçicidir. Kalıcı olan eserlerdir, hizmetlerinizdir. Evelallah, evelallah. Başbakanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi doğudan batıya bölünmüş yollarla böldük. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Erzincan'a sadece yılda 800 küsür uçak seferi var. Şimdi ne kadar? 2600. Kaç kat artmış? Ne kadar yolcu geliyordu? 8300 yılda. Şimdi ne kadar geliyor? 300.000. 300.000. Nereden nereye?
Demek ki hava yolu halkın yolu oldu. Lafı boşuna söylenmemiş. Tek parti iktidarının anlayışıdır. CHP anlayışıdır. Artık bu anlayış çağ dışı olmuştur. Tedavülden kalkmıştır. Bugün millet için yetki isteyen, milletten yetki isteyenler milletin içine girmek, milletin derdiyle dertlenmek zorundadır. Türkiye'de maalesef muhalefet proje üretemiyor. Geleceğe yönelik hedefler koyamıyor. Varsa da yoksa da AK Parti'yi eleştirmek, hakarete varan eleştirmelerle AK Parti'nin hızını kesmek. Grup başkan vekilimiz mecliste onlara kendi usulüyle sakince iğneleyici cevaplarını veriyor. Gereğini yapıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sokağa çıktık. Hiçbir Allah'ın kulu yok. Bizi gören içeri giriyor. 3-5 tane çocuk, 50-60 tane de polis. Biz bize yürüyoruz. Dedim ki bu işte bir yanlışlık var. Bu böyle olmaz. Bir dükkanın içerisine gittim, kapıyı açtım, içeri girdim. Kapattım. Siz burada durun dedim. Dedim ki kardeşim, ne var? Bizi görünce niye içeri kaçıyorsunuz? Niye kapıyı kilitliyorsunuz? Bizde cüzdan mı var? Bulaşıcı hastalık mı var? Bakanım dedi, bizi mazur görün, kusura bakmayın. Ben size anlatayım. Şimdi siz içeri girdiniz, benimle görüştünüz ya. Ne yaptınız biliyor musunuz? Benim hayatımı tehlikeye attınız. Benim hayatımı tehlikeye attınız. O ne demek? Eskiden devlet vardı, polis gelirdi, jandarma gelirdi, bizi karakola çekerdi, azarlardı, geriye bırakırdı. Şimdi bunlar geliyor, öldürüyor, başka hiçbir şey yapmıyor. Ekonomi demektir. Yeni Türkiye marka şehirler yapmak demektir. Yeni Türkiye milletin birliğini, beraberliğinin, kardeşliğinin geliştirilmesi demektir. Yakın zamana kadar Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı, 21 milyon vatandaşımızın desteğini almış Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Bakanlar Kurulu'nu toplayıp toplamayacağı üzerinden fırtınalar koparmaya çalıştılar. Şunu unuttular. Cumhurbaşkanımız bu milletin %52'sinin oyunu alarak gelmiştir. Anayasadaki durumu, sorumsuzluğu bir anlam ifade eder ama %52 oy alan 21 milyon vatandaşın, seçmenin oyunu alan Cumhurbaşkanı doğal olarak siyasi sorumluluk sahibidir. 9 tane seçimi geride bıraktık. Her seçimde, yerel seçimde, genel seçimde, referandumlarda halkın büyük bir çoğunluğunun oyunu alarak, sürekli oyumuzu arttırarak bugünlere geldik. Çok ay aldık diye şımarmadık. Gururlanmadık, böbürlenmedik. Az oy aldık diye vatandaşa fatura kesmedik. Doğumuz AK Parti Kongresi'nin
Arkadaşlar bir müdahale edin abi. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ve bu duygularla hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun değerli hemşerilerim. Bu arada bir şeyi unuttum. Değerli çalışma arkadaşım, konuşma hakkından feragat etti. Uzun yıllar Sebahattin Karakelle'yle burada aktif siyaset yaptık. Milletvekili olarak hizmet ettik. Kendisine de teşekkür ediyorum. Hizmetlerinden dolayı hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sonra, bir hikaye sonra da değerli kardeşim, bu sefer örgüt o kadar hadise olunca çekilmeyi durdurdu. Sorumlusu kim bunun? Bakın, Gezi olayları oluyor. 20 gün önce çekilme kararı alıp çekilmeye başlayan örgüt çekilmeyi... Değerli kardeşlerim, bakınız son günlerde başka bir şey daha. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, canımızdan aziz bildiğimiz Hazreti Peygamberimize neler, hangi hakaretler yapılmış onu biliyorsunuz. Biz de Türkiye'de böyle bir şeye kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bunun gereği olarak bazı tedbirler aldık. Bu başka türlüsü düşünülebilir mi? O zaman bizim bu işi yapmamızın bir anlamı yok. Yani bizim canımızdan aziz bildiğimiz Hazreti Peygamberimize göz göre göre hakarete izin verilebilir mi? İfade ettiler. O kadar önemli ki bakın bu seçim çözüm sürecini Allah'ın izniyle hedefe kavuşturacak bir seçim olacak. Yeni Türkiye için mutlaka milli birliğimizi... Köksal, Hüseyin Aslan, Gürbüz Gündüz. Kamerana çekin. Disiplin kurulu üyelerini okuyorum. Murat Şen Ocak, Zafer Güler. Büyük kurul delegelerini okuyorum. Orhan Bulut, Cemalettin Başsoy, Burhan Çakır, Ünal Tuygun. Hayırlı olsun, tebrik ediyoruz. Seçim kuruluna devrediyoruz. Yeni seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Önceki arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Protokoldaki değerli bakanlarımızı, genel başkan yardımcımızı, grup başkan vekilimizi, il başkanımızı, belediye başkanımızı, milletvekillerimizi fotoğraf için kürsüye davet ediyoruz. Tamam. Evet, ak gönüllü insanlar. AK Parti Erzincan İl Başkanlığı Yönetimi'ni hayırlı olsun diyoruz, tebrik ediyoruz. Alkışlarınız yeni yönetimimiz için. Ağaçını da çekecek tamam mı? Çoğunluk.